Cyberpunk 2077 artık bitti, daha fazla güncelleme DLC Zarsurt gelmeyecek demiştik ama CD Projekt Red çıkıp dedi ki ha, bu arada oyuna gelebilecek en büyük güncellemelerden birini getirmek üzereyiz. Geçen gün CD Projekt Red her güncellemede olduğu gibi Cyberpunk'ın yeni 2.1 güncellemesi için Red Stream yaptı. İşte burada oyuna yeni neler eklendiğini, neler geleceğini, yeni özellikleri falan tanıttılar. Açıkçası ben çok sallamamıştım. 2.0 oyunun en büyük güncellemesiydi. 2.1'de maksimum bug fix falan yapmışlardır diye dedim ki oğlum adamlar oyunun gerçekten en büyük güncellemesinden birini getiriyormuş. Metro sistemi, yeni araçlar, araba yarışları, oynanıştaki değişiklikler falan derken ağzına kadar dolu bir güncelleme gelmek üzere ve merak etme, rahatta kal çünkü bu videoda bilmen gereken her şeyi öğreneceksin. Aga şu kadar diyorum, artık eve kız atabiliyorum. Ha E3 2018'de gösterilen, herkesin artık dalga geçtiği şu metro sistemini oyuna sonunda eklemişler ve düşündüğümden çok çok daha güzel olduğunu söyleyebilirim. Söylediklerine göre oyunun en başındaki prologu bitirdikten sonra Endcard size bir mesaj atıyormuş ve size bayağı bir akbil veriyormuş. O akbil sayesinde de Night City'deki 19 tane farklı istasyona istediğiniz gibi git gel yapabiliyorsunuz. Eskiden bu metro istasyonlarını sadece hızlı seyahat yapmak için kullanıyorduk. Oraya gidiyorduk işte, map'ten başka bir yeri seçip pat diye ışınlanıyorduk. Bu sefer her metro istasyonuna girdiğimizde iki seçenekle karşılaşacağız. Birisi eskisi gibi hızlı seyahat yapmamızı sağlarken diğeri gerçekten metroyu adam akıllı kullanmamızı sağlayacak. Bu da şu demek oluyor, gerçekten metroya binip istediğimiz bir istasyona gidene kadar orada bayağı oturup bekleyebileceğiz. Ya sadece beklersek de pek bir anlamı yok, hani insanlar sıkılır falan diye düşünmüş olacaklar ki metronun içindeyken sıkıldığınız zaman direkt gideceğiniz yere ışınlanmamızı sağlayan bir tuşla koymuşlar. Ayrıca bu metro sisteminin daha önce modu da yapılmıştı. Oyundan çıkarılan bir içerik olduğu için tekrar oyuna eklemeleri çok da zor olmamıştı modla birlikte. İşin iyi tarafı oyuna direkt eklenen bu metro sistemi gördüğüm kadarıyla bence modlardan çok çok daha iyi olmuş. Modda sadece işte third person'dan metroyu dışarıdan izleyebiliyorduk ya da oturduğumuz yerden hafiften dışarıyı görebiliyorduk falan. Oyuna asıl eklenen metro sisteminde ise bildiğin ilk E3 fragmanını andıran bir mekanda oturuyoruz ve her bir metro istasyonunun mekanına göre farklı tarzları ve farklı grafitileri falan olacakmış galiba. Ayrıca metroyu sürerken farklı farklı NPC'lerin sizinle birlikte konuştuğunu göreceksiniz. Red Stream'i de yaparken örnek olarak bir tane adam gelip bize bir şeyler satmaya çalıştı. Muhtemelen başka bir metro istasyonunda ne bileyim dilenciler falan gelecektir. Biraz gerçek hayata fazla benzetmişler gibi. Bu sekanslar kısa da olsa oyuna farklı bir tat katacaktır bence. Boss savaşları baya baya değişmiş. Öncelikle en büyük bosslardan birisi Adam Smasher Boss Fight'ını bu sefer adam akıllı düzeltmişler ve daha iyi bir hale getirmişler. Biliyorsunuz oyun ilk çıktığından beri Adam Smasher Boss Fight artık taşak konusu olmuş durumda. Ya, oyunun final boss olmasına rağmen yenmesi o kadar kolay ki birisi işte yumrukla iniyor, birisi rastgele uzaktan tarayarak öldürüyor 5 saniyede falan. Hani yapımcılar da sonunda Adam Smasher boss'unun çok çok kolay olduğunu fark etmiş olacak ki boss fight'ı tamamen farklı bir şekilde dizayn etmişler. Öncelikle fark etmişsinizdir zaten, karakter hızlı hızlı hareket ederken bu sefer arkasında farklı türde bir ışık mı efekt mi ne çıkıyor. Onu da söylediklerine göre direkt Cyberpunk'ın animesinden esinlenerek yapmışlar. Onun dışında bu sadece efektlerin falan değişiminden ibaret değil. Adam Smasher artık daha agresif olacakmış ve sizin oynanış tarzınıza göre farklı hareketler yapabilecekmiş. Örneğin oyun boyunca uzaktan milleti hackleyerek Netrunner'lık yaparak ilerlediyseniz ya atıyorum siz Netrunner olduğunuz için bir anda dibinize gelip sizin hacklemenize izin vermeyecekmiş falan. Ya da oyunu farklı şekillerde oynuyorsanız sizin oynanışınıza adapte olabilen bir Adam Smasher boss'u yaptıklarını söylüyorlar. Bu sadece tabi Adam Smasher'la sınırlı değil. Red Stream'de sadece Adam Smasher'ı göstermiş olsalar da oyundaki genel olarak tüm boss'ları bir elden geçirmişler. Hatta ana oyunu geçtim, DLC'deki bazı boss'ları bile hafiften değiştirmişler. Daha zor ve daha dinamik olsunlar diye muhtemelen. Güncelleme zaten birkaç gün içerisinde oyuna direkt gelecektir. Önceden kalma bir save'iniz varsa oyundaki boss'lara bence bir tekrar bakılabilir gibi geldi. Oyuna portatif radyo eklemişler. Bu da artık ne kadar fazla kişi heyecanlandıracaktır bilmiyorum ama bildiğin arabadaki radyoyu normal yürürken, savaştayken ya da işte Nazi'de rastgele dolaşırken dinleyebiliyorsunuz. Radyoyu kolaylıkla istediğiniz zaman açıp istediğiniz zaman kapatabiliyorsun. İşte metrodayken de çalıyor. Bazı rastgele açık dünyada savaşırken de çalıyor falan. Ama şu konuda işiniz rahat olsun. Oyunda ana hikayeyle alakalı ya da yaptığınız görevle alakalı önemli bir müzik çalıyorsa o müzik çalmaya devam ediyor. Radyo otomatik olarak sesi kısılıyor. Ya da işte bir NPC ile falan konuşuyorsanız otomatik olarak dediğim gibi kısılıyor radyonun sesi. Onun dışında yeni araçlar, arabalar ve mekanikler var. Öncelikle bu yeni araba sayılır mı emin değilim ama Porsche'nin yeni bir versiyonu geliyor. Bunu da almak için muhtemelen böyle küçük bir görev falan yapmanız gerekecek ve bu yeni Porsche çok iyi duruyor lan. Hani bilmiyorum oyunun kendi içinde bulunan versiyonu biraz fazla mı düzdü ama ben bu versiyonunu çok çok sevdim. Kullanış olarak muhtemelen hemen hemen aynıdır. Ama bu da oyuna yeni ekledikleri bir şey olmuş. Bu konuda merak ettiğim şey böyle bir aracı oyunun hikayesine uydurarak nasıl oyuna eklemişler. Çünkü bildiğiniz gibi bu John Silverhand'in aracı ve zaten oyunda bu John Silverhand'in aracını bir kere bulmuştuk. Hani aynı arabadan bir tane daha mı varmış ya da işte başkası rastgele replikasını mı yapmış falan. Artık orasını bilemeyeceğim. Güncelleme
oyuna çıkınca öğreneceğiz. Onun dışında Phantom Liberty DLC'si oyuna eklendiğinde evet çok fazla araba gelmişti yeni ama yeni motor neredeyse hiç gelmemişti. Bu sefer CDPR oyuncuların dediklerini dinlemiş olacak ki oyuna tam 5 tane yeni motor eklemişler. Motor eklemekle de kalmamışlar. Motor sürüşü değişmiş. Motorun yolu tutma şekli değişmiş. Oğlum motorda takla atabiliyorsun artık. Bildiğin motorla uçarken takla atabiliyorsun. Biraz GTA 5'teki motor sürüşüne benzetmişler yanlış anlamadıysam. Ayrıca işte motorun yeni sürüş mekanikleri sayesinde yola çok da rahat bir şekilde tutunuyor ve şu an ekranda gördüğünüz hareketleri yapabiliyorsunuz. Olay sadece motor sürüşünde de değil, artık motor kullanırken millete bıçak falan fırlatabileceğiz. Bu da aslında küçük bir şey gibi geliyor ama oynanışı bence çok daha eğlenceli kılabilir. Düşünsenize bir tane düşman mekanına dalacaksınız. Motorla havaya zıplayıp havada takla atıp sonra adamın kafasına bıçak fırlatıp sonra motordan atlayıp adamların içine dalıyorsunuz falan. Hani totalde böyle küçük değişikliklermiş gibi gözükse de genel baktığımızda oyunun oynanışını bayağı eğlenceli kılabilir özellikler bunlar. Sonracığıma tekrar oynanabilir araba yarışları eklemişler. Bildiğiniz gibi oyunda bir tane görev serisi vardı. O görev serisinde birkaç tane araba yarışı oynuyorduk. Sonra da bir de o araba yarışlarına giremiyorduk. Bu sefer haritaya araba yarışları yapabileceğimiz bir sürü nokta eklemişler. Oraya gidip istediğimiz gibi araba yarışlarına katılıp eğer yarışı kazanırsak da hafiften para falan kazanıyoruz. Paranın yanında galiba araba yarışlarına kazanırsak yeni arabalar almamız için bize indirim kuponları tarzı şeyler veriyorlar. Oyuna yeni eklenen bir sürü araba, motor falan derken bu indirim kuponları bayağı işe yarayacaktır. Araba yarışlarının dışında biliyorsunuz 2.0 güncellemesinden sonra araba kombatı eklendi. İşte araba kovalamacaları falan derken oyuna bayağı bir şey eklenmişti. Bu araba kovalama sahnelerine oyunun başındaki görevleri de entegre etmiş durumdalar. Dediklerine göre hikayeye bağlı araba kovalama sahneleri yaşanacakmış. Bu da şu demek oluyor. Mesela oyunda gidiyorsunuz, bazı görevleri yapıyorsunuz ya. Mesela bir çetenin mekanına dalıyorsunuz falan. O çetenin mekanına daldığınızda bir süre sonra oradan ayrılırken gene aynı çete üyelerinin arabayla sizi kovaladığını ya da işte birkaç tane geride kalan çetenin arabaya motora atlayıp sizi kovalayıp yakalamaya çalıştığına şahit olabiliyorsunuz. Bunlar bence küçük detaylar olsa da oynarken oyunu çok daha eğlenceli hale getirebilir. Arabalarla alakalı bir son şey de, gerçi bu araba sayılır mı emin değilim ama oyundaki Japantown'a giden köprü değişmiş. Bayağı bildiğin köprüyü değiştirmişler abi. Dediklerine göre insanlar polisten kaçarken bu köprüye gidiyormuş ve bu köprüye polisler gelemiyormuş. O yüzden bu köprüyü daha geniş, daha kolay gidilebilir bir hale getirmişler. O kadar yani. Köprü değişmiş. Oyunda bazı HUD değişiklikleri var. Oyunda artık renk körü modu bulunuyor. Renk körü modunu kullanırsanız bazı imleçlerini farklı rengi getirebiliyorsunuz bu arada. HUD'ın boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Tamamen kapatıp full sinematik bir hale getirebiliyorsunuz oyunu. Onun dışında şu an ekranda gördüğünüz mini game'deki zamanlayıcıyı bile tamamen kaldırabiliyorsunuz. Bunu direkt göstermemiş olsalar da artık evi kızartabiliyoruz. O da şu şekilde oluyor. Dediklerine göre oyundaki ilişkileri, partnerinizle olan mesajları falan arttırmışlar. Araba yarışını gösterdikleri sahneye baktığımızda Judy'den gelen farklı bir mesajı görüyoruz. Şu sahnede sağda gözüken görevin ismi galiba bir tane modun ismiyle tamamen aynıymış. O modun özellikleri ise oyundaki ilişkileri çok daha derinleştirerek işte Judy ile olan mesajları falan arttırıyormuş. Judy'yi istediğiniz zaman eve çağırabiliyor musunuz? Judy ile sohbet edebiliyorsun, ne bileyim duş alabiliyorsun, yatabiliyorsun. Ve bunu muhtemelen oyuna eklenen tüm yeni evlerde yapabiliyor olacağız. Bu arada ben modun özelliklerinden bahsediyorum ama oyuna ekleyecekleri yeni ilişki mekanikleri de hemen hemen bu tarz bir şey olacaktır. Yani meraklısına gayet iyi özellikler diyebilirim. Dediğim gibi ben Cyberpunk'ın 2.1 güncellemesinden neredeyse hiçbir şey beklemiyordum. Beklentimin içinden geçti bu özellikler. Her ne kadar oyuna daha fazla büyük güncelleme gelmeyecek, 2.0 oyunun en büyük güncellemesiydi, daha fazla DLC falan da çıkarmayacağız deseler de, ki öyle yani, daha fazla DLC çıkarmayacaklar bildiğimiz kadarıyla. Bu 2.1, 2.2 falan derken oyuna hatırı sayılır büyüklükte güncellemeler gelmeye devam edecek muhtemelen. Yani düşünürsek polis sistemi eklendi, şimdi metro sistemi eklendi, işte ilişkiler gelişti, araba yarışları eklendi falan derken oyuna eklenmeyen tek bir şey kaldı. O da galiba New Game Plus. New Game Plus'ı da işte 2.2'de ya da 2.3'te falan görebilirsek artık bu oyun olmuş demektir. Oyunun kötü, bug'lı çıkması yıllardır herkesin ağzına yapışmış durumda. Evet biliyorum, oyun ilk çıktığında durumu bayağı kötüydü. Ama bu yeni güncellemelerle beraber gerçekten şu an bence çok çok iyi bir konuma gelmiş durumda. Eğer bu videoyu Cyberpunk'ı oynamadan önce izliyorsan kesinlikle şu noktada oyunu oynamanı tavsiye ederim. Arada sırada böyle ufak tefek komik bug'lar yaşayabilirsin. En ufak bir bug gördüğünde bu oyun bug'lı, ben bunu oynamam deyip kapatma. Oyunun hikayesi olsun, mekanikleri olsun gerçekten çok çok gelişmiş durumda. Ve aynı zamanda 2.1 ile oyuna eklenen en büyük şeylerden biri de oyuna galiba daha fazla kedi ekledi.